olduğumu şu anda bir kez daha hissettim. Ailelerden ben kendi adıma özür diliyorum. Bir gazeteci olarak ben de tüm meslek örgütlerini bu konuda müdahil olmaya çağırıyorum. Öte yandan Milas'ta yaşanılan korkunç kazayla ilgili öncelikle yanımızda Mevlüt Özbakar yakınlarından, Özbakar ailesinden Ali Aydar Sağır var. Öncelikle sözü kendisine vereceğim. Mevlüt Özbakar'ın kayınbiraderiyim ben. Kendisi emekliydi ama hayat şartları onu çalışmaya zorladı. Allah'ım kalp hastasıydı. Yani çok ağır şartlar altında çalışıyordu. Günün 20 saatine varan çalışma ortamında çalışıyordu ve de kendisi kamyon şoförü olarak girdiği iş yerinde hiç alakası olmayan işlerde çalıştırmaya zorlandı. Birkaç defa işten çıkarıldı, tekrar geri işten aldı. Klasik taşeron zihniyeti, fazla çalıştırma, işçiler isyan ettiği zaman işten çıkarma, belli bir süre sonra küçük bir yer, iş yok, mecbur işçiler geri çalıştırılacak. Hepsi bu şartlar altında çalışmak, bile çarpı tarafı çalışmak zorundalardı. Firmalar bunu biliyordu ve bunu kullanıyordu. 17 Haziran Pazartesi günü saat öğlen 12'de civarında eniştem Mevlüt Özbakar'la arkadaşı, komşusu Yüksel Kum beraberinde herhangi bir şekilde yani terfi istasyonu olma özelliğine sahip olmayan, tamamıyla bozma bir yapı olan bir yerde dinamonun bozulması sebebiyle ızgaralar pistene doluyor. Bunu temizlemesi ve de dinamoyu tamir ettirmesi için kendisinin herhangi bir şekilde böyle ne bir iş eğitimi vardır ne de bir yetkisi vardır. Yani bilmez bu tür işleri, tamirat işlerini. Onun için gönderiliyor, aşağı indiriliyor. İçerisi metan gazı birikmiş. Oldukça yoğun miktarda. İndikten kısa süre sonra zaten kendisi zehirleniyor. Bunu gören arkadaş Yüksel Kum, Özcan Özkan'ı arıyor telefonla. Ona durumu bildiriyor. Tabii Özcan Özkan arkadaşı bunlar, hepsi de arkadaşlar. Bir de komşular. Yanında Serkan Miral da Fikret Özdemir alıyor. Arkadaşlarına yardım için gidiyorlar, koşuyorlar. Tabii bunu Yüksel Kum eniştemin zehirlendiğini görünce peşinden iniyor. Tabii inince rahmetli o da kendini kurtarıyor. Hakkı rahmetle kavuşuyor. Sonra gelen bütün arkadaşlar. Fikret Özdemir, Özcan Özkan, Serkan Miral, onları izleyen Hasan Özgür ve de Mustafa Özdemir şefleri. Hepsi, bütün arkadaşlar birbirini kurtarmak için iniyor ve hiçbiri çıkamıyor. En son Mustafa Öztürk ayağı takılı bir şekilde orada kalıyor. Peşinden inecek olan kişiye de girmemesi için elle arkaya diyor. Bu şekilde cinayetlerin arkası kesiliyor. Yani, istatistik olarak her gün 4 kişi 5 kişi diyorlar. Ölümü, işçi ölümü. İşçiden bahsediyor. İnsan olarak geçmiyor herhalde. Bir şekilde insanlar bunu böyle algılamıyor. Peşinden bir aile olduğunu, bir hayatın olduğunu, onu takip eden, sevenlerin olduğunu bilmiyorlar. Sadece bir kişi ölmüyor. Peşinden bir sürü hayat mahvoluyor. Peki, sonraki süreçte bir yetkili ya da sizinle iletişime geçen oldum ya da bununla ilgili başlayan bir soruşturma süreci var mı? Soruşturma süreci insanlar tepkililerdi. Çok ciddi anlamda tepkililerdi. Ertesi günü tören düzenlenecek, çözüm ona. İyi bir şey yapmışlardı, gömecekler. Vali ve Erkan geliyor. Görüyor ama insanlar tepkili, cenazelerini ortada saatlerce beklettiler stat gibi bir yerde. İnsanları mahvettiler. Zaten kendi acılarını yaşıyorlardı insanlar. Üzerine bir de tören düzenleyip insanları güllük gibi sıcak bir yerde saatlerce bekletip mahvettiler. Tepkilerinden korkmuş olsa gerek ki cenaze töreninde vali sonradan nereden geldiyse Erkan'ıyla beraber sadece cenazenin düzenlendiği anda öne geçerek bir devlet adına orada bulundu. Sonrasında zaten yine kayboldu. Ondan sonra askerle beraber ki asker niye katılmış anlamış değilim. Asker eşliğinde cenazelerimizi gömdük. Ondan sonra başsağlığı şeyinde gene asker vardı, jandarma grubu vardı. İnsanlar o şekilde sürekli bir baskı altında tutma mücadelesi vardı. Burada ciddi anlamda bir baskı vardı. İnsanların artık neden korktuğu, hem cinayet işliyorlar hem de üzerine devletin erkanı bu şekilde bir ayıba imza atıyor. Herhangi bir müdahale ya da baskı?
Müdahale yok ama baskı nasıl var? Oraya cenazelerini gömmüş insanların sonuçta yakınları dedi. Şeydir, geleneklerimizde var. Başsağlığı dilenir, geçilir gider. Başsağlığı dilenip aileleri bir sıraya dizdiler. Öne askerler barikat kurdular. Dışarı çıkamıyorsunuz. O taraftan geçin. Arkada binlerce insan var. En sonunda Vali Bey'le Erkan'ı başsağlığı dileyip çıktı gittiler. Bu şekilde bir baskı vardı. Baskı vardı yani. İlla birebir müdahale olması gerekmiyordu. Yani ama aileler birden bir araya geldiler hızlı bir şekilde. Birliklerini bozmadılar. Bunu da görünce tepkileri değişti. Değişecek de. Yani bu tür olaylarda eğer ki yalnızsanız ciddi anlamda sermaye zaten gücü olan bir şey sizi her koldan ezebiliyor. Bunu orada değişik şekillerde gördük. Şark kurnazları vardı. Envayet yani bir sürü söylentilerle insanları bezdirdiler ciddi anlamda. Kimse acısını daha yaşamadı. Yaşayamıyorduk çünkü. Ne olacak, ne bitecek, yanlarına kar mı kalacak, boşu boşuna mı ölecek bu insanlar? Sonuçta insan olarak hepsini bir yakını. Bir kimisinin evladı, kimisinin babası. Yani öyle bir korkuyla beraber pazar günü bir tören düzenlendi Güllük'te. Ondan sonra savcılığın ve benzeri devlet erkanının tavırları değişti zaten ondan sonra. Anladılar ki böyle üst örtülebilecek bir şey değildi.